Arkadaşlar merhabalar. Şimdiki madenimiz bakır. Türkiye'de bakır nerede? Arkadaşlar bakır nerede diye bir soru geldiğinde direkt gideceğimiz yer çok çok bariz belli. Bakır nerede? Kastamonu Küre'den çıkar. Bak tam burası. Tamam? Kastamonu Küre'den bakır ne yapar? Bakır çıkar. Kastamonu Küre'den bakır çıkar. Ancak nerede işletilir? Hop buraya getiriyoruz. Burası neresi arkadaşım? Samsun. Tamam Samsun'da işletilir. Samsun'dan bakır çıkmaz. Dikkat et. Samsun'dan bakır işletilir. Kastamonu küreden bakır çıkar. Hop. Samsun'da işletilir. Başka nerede var? Rize Çayeli'nde var. Yine Artvin Cerrat Tepe'de var. Bir de arkadaşlar Artvin Murgul'da var. Bakın özellikle sorulur. Artvin Murgul. Artvin Murgul'dan bakır çıkar. Eğer işletmesi açıksa burada işletilir. Eğer işletme kapalı ise arkadaşlar o da nereye gider? O da Samsun'a gider. Samsun'da işletilir. Türkiye'nin en büyük bakır izabesi nerededir? Samsun'da. Samsun'da bakır çıkmaz işletilir. Kastamonu kireden çıkar. Samsun'da işletilir. Artvin Murgul'dan çıkar. Murgul'da işletilir. İşletme kapalı ise nereye gider? Samsun'a gider. Peki bir başka nokta atışımız neresi olacak? Tabii ki de Elazığ Maden. Elazığ Maden'den Bakır çıkar. Elazığ Maden'de Bakır işletilir. Elazığ madenden bakır çıkar. Elazığ maden de işletilir. Maden işletmesi uzun bir süredir kapalı olsa bile yine sınavlarımızda karşımıza çıkar. Kastamonu küreden çıkar. Samsun'da işletilir. Artvin Murgul'da çıkar. Murgul'da işletilir. İşletme kapalı ise nereye gider? Samsun'a. Elazığ madenden çıkar. Maden de işletilir diyebilmemizde fayda var arkadaşlar. Bakır madenini. Ee, şimdi bir maden daha eklemek istiyorum. Bu ekleyeceğim maden boksit olsun. Boksit alüminyumun ham maddesidir arkadaşlar ve kesinlikle ve kesinlikle nereye gideriz? Toroslara gideriz. Bize bir boksit sorusu gelirse nereye yol alırız? Toroslara yer alırız. Hocam Zonguldak'ta da var kokak suda. Yani bilmene gerek var mı? Bence yok. Çünkü boksit cümlesi duyduğumda gideceğim yer burası. Burası neresi arkadaşlar? Konya. Konya mı? Konya burada evet ama Konya'nın Seydişehir arkadaşlar. Burası neresi? Konya Seydişehir. Türkiye'de boksit cümlesi duydum. Neredeyim? Konya Seydişehir. Boksit. Tamam unutma. Başka neredeyim hocam? Antalya Akseki. Özellikle bu iki noktaya gitmeni çok istiyorum. Boksit cümlesi duydum. Neredeyim? Konya Seydişehir. Antalya Akseki'deyim. Hocam Zonguldak'ta da soruyorlar. E bazen Zonguldak'ta da soruyorlar. Hani bilelim yeter arkadaşım. Zaten sen o cümleyi Seydişehir'de patlatman lazım. Konya, Seydişehir, alüminyum, entegre tesisinde de işletilir. O yüzden boksit cümlelerinde her zaman neredeyim? Seydişehir'de olmam gerekir. Ben bu haritama bir de perlite eklemek istiyorum. Tamam bir de bugün neyi ekleyeceğiz bu haritamıza perlit bakın ön lisan sınav sorusuydu perlit inci taşı olarak da bilinmektedir İnci taşı ne de kullanılır evlerin dış cephelerinde arkadaşlar kullanılır. Yani yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Yine bunun dışında arkadaşlar tarım sektöründe kullanılır. Hani çiçek aldığınızda içinde top top beyaz taşlar çıkar ya. İşte o nedir biliyor musunuz? Perlit taşıdır arkadaşlar. Ve nasıl bir kayaçtır? Volkanik bir kayaçtır. Bakın bu cümle çok önemli. Nasıl bir kayaçtır? Volkanik bir kayaçtır. Bu yüzden özellikle Doğu Anadolu'da çok Yaygındır arkadaşlar. Özellikle Doğu Anadolu'da nerede yaygındır? Başka renk bir kalem alayım bir saniye. Özellikle nerede yaygındır? Perlit. Özellikle arkadaşlar Bitlis'te çok yaygındır. Yine arkadaşlar özellikle Kars'ta çok yaygındır tamam özellikle nerede çok yaygındır özellikle arkadaşlar Kars'ta çok yaygındır tamam dikkatli olunuz yine bunun dışında arkadaşlar Nevşehir'de çok yaygındır daha doğrusu şöyle yapalım Nevşehir'den ziyade Kapadokya yöresinde oldukça yaygındır Başka nerede yaygındır arkadaşlar? Bir de bu Ankara, Kızılcı Hamam tarafında oldukça yaygındır. Arkadaşlar, perlit taşını büyük bir ihtimalle şöyle soracaklardır. İnci taşı olarak bilinmektedir. İnşaat sektöründe kullanılmaktadır. Ee, yine arkadaşlar tarım sektöründe kullanılmaktadır. Türkiye dünya rezervinde birincidir. Volkanik arazilerde karşımıza çıkar. Özellikle bizi Doğu Anadolu'ya, Bitlis civarına, özellikle Kars ve çevresine, Kars, Sarıkamış ve çevresine, özellikle Kapadokya yöresine ve Ankara'ya arkadaşlar götürecektir. Evet üç maden gördük. Kim? Bakır, boksit ve perlit.